Bugün nelerden bahsedeceğiz? Bugün ben insanların birçok problemlere sahip olduğunun farkındayım ki aynı şey benim için de geçerli. Bu yaşam yoludur ve yaşam yolunda bizler yürürken mutlaka ki bazı problemler, bazı kısır döngüleriyle ya da tekrar eden blokajlarla karşılaşırız. Bu durumda ne yapmamız gerekiyor? Bu problemlerle nasıl baş edebiliriz? Nasıl bu problemlerdeki blokajları görüp dönüştürebiliriz? İşte farkındalık çalışmaları bize fark ettiğimiz noktada, içsel anlamda yalnız, İçsel anlamda biz problemi idrak ettiğimizde farkındalık olarak ister istemez o problem su yüzüne çıkacağı için orada bir nokta atışı yapmış oluruz. Şahane. Bugünkü konuğumuz yazar ve farkındalık oluşturma danışmanı Gonca Birtekcan. Hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Bize kendinizden bahseder misiniz? Tabii ki. Ben 12-15 yıldır kuantumla, ilk Reiki ile, daha doğrusu Reiki enerjisi çalışmalarıyla başladım. Daha sonrasında Reiki Master'lık, 3-4 yıl kadar Reiki ile devam ettim yoluma. Daha sonra kuantum alanında işte evreni merak edip bununla ilgili evrenin işleyişi nasıldır? Sistem nasıl işler? Bununla ilgili bazı meraklar uyandı bende. Tabii ki bu arada çok hakim olmuştum Reiki'ye. Dolayısıyla Reiki de bir enerji sistemi zaten çalışan. Biliyorsunuz evrendeki her şey enerji. Şu anda konuştuğumuz kelimeler dahi evrende kaybolmaz ve kayıt halindedir sürekli. Ve her şey yenilenir. Dolayısıyla bu yenilenen şeylerin içinde siz de yenileniyorsunuz. Zaten değişmemek mümkün değil. Değişmeyen tek şey değişim denir. Aynen öyle. Dolayısıyla kuantum alanına geçtikten sonra bu alanda uzun süre çalışmalar, okumalar, içselleştirmeler yaptım. Kuantum alanında yeterlilik hissetmediğim noktada EFT, NLP, NLP çalışmaları, aile dizimi çalışmaları ve kamplar. Bazı hocalarla kamplarda asistanlıkla yol aldım. Daha sonra iç alemime baktım. Doldun mu? Doldum dersiniz, oldum dersiniz. Oldum demek öldüm demektir. Hayır. Kesinlikle. Dolmadık. Sürekli doluyoruz ve yenileniyoruz. Eğitim hayat boyu. Öğrenecek bir şeyimiz var. Aynen öyle. Dolayısıyla kapasiteyi arttırdığınız sürece algı ve bilinç mekanizmanızı, hissiyat boyutunuzu genişlettiğiniz, o kabı genişlettiğiniz sürece evren size sonsuz veriyor bilgiyi, devam ediyor. Tek sır biliyorum dememek. Kesinlikle. Öğrenecek bir şey var muhakkak. Kitlemeyeceğiz orayı. Biliyorum değil. Öğreniyorum ben. Bir öğrenciyim. Devam ediyorum. Yol alıyorum. Öğreniyorum ve genişliyorum. Yeniliklere açık değil mi olacağız? Aynen her öyle. Zaman. Öğrenmeye açık Aynen olacağız. Öyle. Ve daha sonrasında 3 yıl 4 yıl Hazreti Kur'an'ı inceledim. Dini boyutta incelemeler yaptım. Çünkü benim zihnimde ve kendi algımda, içsel potansiyelimde açık etmem gereken bir yer vardı. Bir hissiyat. Potansiyelimde bir şeyler var ama aktif etmem için neye ihtiyacım var? İşte bu soru... Bir tetikleyecek bir şey mi, ortaya çıkaracak bir şey? Aynen öyle. Kuantumla Kur'an'ı inceleyip eşleştirmeye başladığınızda, okuduklarınızı kendi içsel sisteminizde, onları her zerrenizde yavaş yavaş hal haline getirmeye başladığınızda, çünkü bu haldir. Yani bir şeyi hale dökmek, hal olmak çok önemli. Yani bir şey oldum dersiniz ama sistem size olmayanı göstermek için bir sınav getirir. Yani bu hale nasıl yol alacağız? Bu halde nasıl daha farkındalıkla, daha idrakla, daha güçlü, daha bir öncekinden, bir önceki sınavdan daha deneyimli nasıl çıkabiliriz? Kur'an'ı inceledikten sonra yaşam yolumda asistanlıklarla devam ettim ve dedim ki dur. Hadi içerideki sana Allah'ın seni ilk yaratırken üflediği nefes, enerji dediğimiz, güç dediğimiz, potansiyel dediğimiz. Şimdi oraya bir baktım. Dedim orayı açman lazım. Benim potansiyelim ne? Ben neler yapabilirim, daha farklı ne katabilirim? Birilerinin arkalarında değil. Kendi özümdekini açığa çıkararak daha neleri oluşturabilirim? Hayatımda.
Zaten ilk yola girdiğimde kendi karmaşalarımla girdim. Kendi problemlerimle bu yola çıkıyordum. Oradan yola çıkarak değil mi? Bir çözüm. Evet. Dolayısıyla daha sonra da baktım ki bir şeyleri fark ediyorum. Fark ettiğim şeyi dönüştürmeye başladığımı fark ettim. Bir problem var hayatımda. Tekrar ediyor. Orada bir farkındalık yakaladıkça, hırsız gibi düşünün. Işığı yaktığınızda evde girdi karanlık. Işığı siz yaktığınızda hırsız ne olur? Panik. Görünür artık. Duygular da böyledir. İlerleyiş böyledir. Siz bir şeyi fark ettiğinizde o artık su yüzüne çıkar. Onu bir daha bastırmanız mümkün değildir. Tek ihtiyacı olan şey onu kabule geçip, kabule geçtikten sonra kalp merkezinde olur. Evet. Şifalandırmak. Yani şartlar budur diye bunu bir kabul etmek için. Bazı şeyleri değiştiremiyoruz. Onları da kabullenmek önemli. Şimdi, değiştirebileceğimizi eğer olumlu yönde değiştirebilirsek değiştiririz. Değiştiremediğimiz şeylerde de kararın üstündeki kararı bırakmak gerek. Teslimiyet. Tabii. Akışına bırakmak. Aynen. Hayırlısı deyip. Ama şunu yapmayacağız. Akışa bıraktım. Kenara çekildim deyip, değil. Arkadan arkadan akışı kontrol etmeyeceğiz. Gerçekten salacağız onları. Evet. Ya oluyor mu olmuyor, olur mu olmaz mı? Zihnimizden evet. Dahi. Tabii. Bunlar negatif birer yaptırım. Doğru. Bunları geçirmeden. Akışa bakma. Bilen sensin, ben de bilmiyorum tabii. Aslında. Hayırlısı hani, deyip. Aynen. En güzeli. Aynen. Biz elimizden geleni yapıp artık sonra devamında hayırlısı deyip kesinlikle, bekleme. Kesinlikle. Evet. Peki farkındalık oluşturmak ne demek? Onu biraz daha detaylı anlatır mısınız? Farkındalık oluşturmak demek aslında... Hepimiz birer yolcuyuz. Yaşam yolunda deneyimlerle yol alıyoruz. Hepimiz beraber yürüyoruz. Evet, bir ayrılık bilinci içindeyiz bakın. Ben, sen, o, biz, siz, onlar gibi hatta ötekileştirmeler gibi kavramlara sahip olsak da evet. Koca okyanusun renkli birer parçasıyız. Yani özde biriz. O potansiyel, o nefes, kainatta başlayan o döngü, ilk oluşum, ilk Big Bang denilen o büyük patlama, ilk oluşum evrenin. Yani Allah'ın yaratırken halife yaratıyorum dediği kelime Hazreti Kur'an'da geçen. Ben bir halife yaratacağım derken, bakın çok derin bir tefekkür ister burası. Halife ne demek? O zaman üflediğinde ruhundan o potansiyeli verdim demek sana. Peki ben bu potansiyeli açamıyorsam, İdrak, bilinç, farkındalık açık değil. Çünkü halife kelimesi demek, bende var olandan sana aktarım yapıyorum, haşa şurada şöyle de anlaşılmasın. Ben yaratıcıyım kimliği değil. Yaratıcının bazı esmaları, hatta bütün esmaları üflenmiştir ruha. Ama bende vedut fazla çalışır. Örnek veriyorum, vedut esması. Ben kişiye göre farklılaşıyor bu. Aynen. Her esmanın açılımı farklıdır bizdeki. Sizdeki açılım esma farklıdır, farklı. Bendeki farklıdır. Esmanızı okumaya başladığınızda, kendi iç selinizde, ben nelere sahibim bugün bir Gonca olarak, iç selimde? Şimdi hangi donanımlarım var? Dışarı değil, içeri baktıkça büyürüz. Değişim dışarıdan değil, içeriden dışa yansıyan bir şeydir. Kesinlikle. Ve yine değişim dediğimiz şey, gerçek anlamda içeriden dışarıya sirayetidir. Dolayısıyla bu noktada farkındalık dediğimiz şey, siz bir şeyi fark ettiğiniz anda bir blokajı, bir kısır döngünü, ilişki problemi, örnek veriyorum. Defalarca yaşıyorsunuz bir ilişki problemi, bir mutsuzluk var. Geriye çeken sizi bir şey var. Bakın burada sorulması gereken sorular var. Kendinize sorun bunu. Bunlar güçlü, kuvvetli sorulardır. Güçlü sorular, güçlü ve zeki cevaplar getirir. Yani kendinizle yaptığınız diyalogda neyi sorduğunuz da çok önemlidir aslında. Doğru. Şunu soracaksınız. Ben bu şeyi yaşıyorum, bu problemi ilişkimde. Partnerlerden, evlilikten, bireysel ilişkilerden baz alıyorum şu an. Çünkü günümüzde çok yaygın. Evet. Hani yaptığım seanslardan da yola çıkarak nacizane bunu şu an örnek veriyorum. Ha bunu genişletebiliriz. Ebeveyn çocuk yapabiliriz. Eşler arası, kayınvalide gelin. Yani bu skalayı genişletebiliriz. Değiştirebiliriz, büyütebiliriz anlayacağınız. Şimdi burada kendinize şunu sormanız lazım.
bir farkındalık oluşturmak, yakalamak istiyorsanız. Defalarca bunu yaşıyorum, neyi görmem gerekiyor? Neyi kaçırıyorum? Ki aynı sınav önüme benim tekrar tekrar geliyor. Çünkü çıkamıyorsun. Aynı kısır döngüde neden kalıyorsun? Farkındalık geliştiremiyorsun. Bakış açını değiştiremiyorsun. Bakın, beyaz bir kağıda alt rakamını düşünün. O kağıdı ben tam ters çevirdiğimde 9 görürsünüz. Evet. Bakın. Bakış açısı etkiliyor. Bakış açıları böyle bir şeydir. Benim 6 gördüğümde siz 9 görebilirsiniz. Ama bu noktada bireysel rehberlik edecek birine ihtiyaç var mıdır? Sizi farkındalık anlamında okuyabilecek vardır. Olmazsa olmaz mıdır? Hayır. Olmazsa olmaz değildir. Ama ihtiyaç vardır. Çünkü ben de kendi yaşam yolumda, kendi çıkmazlarımda... Herkes ihtiyaç duyabilir. Bu normal. Rehberlerle yol aldım. Yani kesinlikle. Ben bugün yaptım, yarın olmadı bir şeyler. Kimsenin elinde sihirli değnek yok. Tabii bir süreçtir yani. Ben bunu söyleyene de zaten diyorum ki kaçın orada. Ben bunu yaparım, ben siz yapamazsın diye. Hayır. Tabii yanlış bir yönlendirme. İnsan yeter ki bir şeyleri istesin. Kesinlikle. Yeter ki bir şeyleri niyet etsin. Evet. Peki farkındalık çalışmalarıyla neler mümkün acaba? Biraz anlatır mısınız? Hayatınızda olumsuz olan bütün blokajlarda, yaşadığınız kısır döngülerde, maddi ya da manevi, yani bu yaşadıklarınız ne olursa olsun. Siz bir danışanın, yani kendimden örnek vereceğim yine, gerçek olması adına. Çünkü yaşanmışlıklardan yola çıkınca benim gibiler... Ben benim gibilerle konuştuğumu hissediyorum. Neden? Çünkü ben de çok zorluklardan buralara gelmiş biriyim. Daha bir yerlere gelmemiş olsam da. Tırnakları hep kazıyarak, devam emek ediyoruz. Vererek. Bu bir öğrenme ve yaşam tabii şeklidir. Siz büyümeye devam ediyorsunuz. Dolayısıyla da siz yaşam yolunuzda bir blokaj var ve aşamıyorsunuz. Şimdi şuraya bakın, kendinize şunu sorun. Belki bunu çok küçükken, İlişki problemini yine alacağım. Maddi kaygıda da geçerlidir, alabilirsiniz. Her şeye yayın bunu. Ya ben bu problemi daha önce nerede yaşadım? Şimdi burada bilinç olarak geriye gideceğiz biz. Bilinç altına gireceğiz yani. Evet. Çocukken, kendimden yine örnek veriyorum. Ben anne ve babamı bir şekilde kodlamışımdır. Ve kodladığım yeri bulana kadar, sistem ben onu görene kadar bana aynı sınavı göstermeye devam eder. Çünkü ben o dersten sürekli kalıyorumdur. Yani bir ders olarak düşünürsek bunu. Dersten geçmem için de sistem bana diyor ki hadi idrakını aç. Hadi bak daha önce yaşadın zaten. Yine aynı şeyle içinde kaldın. Yine aynı kabza girdin. Hadi bu sefer çık. Şimdi önce yumuşak, şefkat tokatları dediğimiz. Sistem önce bir yavaş, yumuşak. Anlamadığınız noktada, idrakta katı tuttuğunuz noktada kendinizi, değişime direndiğiniz noktada, yani kendinizle yüzleşmediğiniz noktada sistem tokadı sertleştiriyor. Zaten orada ister istemez ne oluyor diyorsunuz. İşte burada kırılım oluşuyor. Neyi dönüştürürsünüz? Siz bir soruyla her şeyi dönüştürebilirsiniz. Nasıl dönüştürürsünüz? Geçmişe giderek. Geçmişi bugüne taşırsanız yarın da aynı olur. Biz çalışmalarda, geçmişte, çocukta bir blokaj var mı çocuklukta? Döngü nerede başladı? Döngü nerede? Enerji nerede kalmış? Çocuk bir blokaj, orada bir karar verdi çocuk. Ya ben babam gibi olmayacağım. Çok klasik. Ya da annem gibi güçsüz durmayacağım. Hayatı boyu bu çocuk öyle bir karar almış oluyor ki, ilişkisinde sürekli güçlü olmak için veren taraf oluyor. İdare eden taraf oluyor. Ve erkek enerjisini o kadar yükseltiyor ki bir zaman sonra aslında erkek girmiyor. Tabii. Ve neden? Erkek enerji yükseltip farkında olmadan bir kadın enerji aktive değil. Biz buralara baktığımızda ne yapıyoruz? Kalbi noktada onu, o duyguyu hemen bütün hücrelerde rezerve edip dağıtıp, çünkü orada o artık görünüyor. Görünen şey, bir daha halının altına tozu süpüremezsiniz. Siz o çıktı su yüzüne. Temizleyeceksiniz. Hemen küçük, orada kalp makamında çalışmalar, kendi bireysel çalışmalarımdan bahsediyorum. Bilinç altındaki olumsuz kaydı bulup, kişi de bak, zaten kişi kendi görüyor bunu. Gözlerini kapatarak bir çalışmadan. Hangi yaştasın? Çünkü bilinç altı kaydeder, unutmaz. Siz ona dokunmadıkça o sadece size göstermez.
Biz orayı gösteriyoruz. Farkındalık dediğimiz yer burası. Kişi görüyor, aa evet ben böyle bir şey yaşadım ama şu an düşünsem hatırlayamam. Çok küçüktüm. Çünkü görüyor, orada enerji canlı bakın. Hiçbir şey kaybolmuyor. Kayıt. Hafızaya kayıt. Hemen kaydediliyor. Siz o kaydı bulduğunuzda hemen hard bu alanı çekiyorsunuz. Aynen öyle. Bu alana çekin enerjiyi. Burada şifalandırın. Buraya aktive edin. Bugüne getirin. İşte bütün dönüşüm burada. Farkındalık. Peki yüksek bilinç ve idrak konusunda neler söyleyeceksiniz? Yüksek bilinç ve idrak, yani ben bir insan olarak kendimizi her daim değiştirmemiz, dönüştürmemiz, geliştirmemiz gerektiğini düşünüyorum. Yani siz ben buyum. Ya ben kararlı bir insanım. Ben sinirli bir insanım. Ben öfkeli bir insanım. Olumsuz kayıtlardan bahsediyorum bu arada. Olumsuz kelimelerden. Kelimelerin de birer gücü var. Yaratım, yaptırım güçleri var. Şimdi ben deyip bunu kitlediniz kendinize. Ben öfkeliyimdir ya. Ben inatımdır. Yıllar önce benim yaptığım gibi. Şimdi ben inatımdır dediğinizde sistem sizi o büyük bir yargı oluşturuyorsunuz. Yönlendiriyor olduğu gibi. Tabii ben bilemediğim için hala da bir şey bilmiyorum. Fark ettiklerimle. Bakın. Fark ettim. Hep inatlaşacak olaylar yaşıyorum. Bir şey yapacağım. Çok kolay gidebilir. İnatlaşmam gerekiyor olayla benim. Tırmalanmam gerekiyor. Bir kodlanma var yani. Aynen. Zihinde. Siz ben buyum dediğinizde bütün hücreler orada harekete geçiyor. Bakın bunu ben demiyorum. Bu fizik kuralı. Ses, frekans bir yaptırım gücüne sahip. Evrende hiçbir şey kaybolmuyor. Bunu anladığınızda zaten idrak değişiyor. Bakış değişiyor. Farkındalık değişiyor. Zaten siz değişiyorsunuz. Çünkü diyorsunuz ki bir dakika. Ben bu değilim. Ben her kalıba girebilirim. Ben her şey olabilirim. Bakın akış da budur zaten. Ben yani şartlara uyum sağlamak esasında. Aynen. Yani şartlar bunu gerektiriyorsa hani mantık çerçevesinde uyum sağlayacağız. Dediğiniz çok doğru. Ama bazen o kadar güçlü ki insanlar o kadar çok evet. tutunuyorlar ki. Ya ben şimdi görüyorum. Orada diyorum ki lütfen. Bu inadı bırakman lazım. Bu senin için ama başka biri için tabii. değil. Kendin için. Kendi ruh ve beden sağlığın aynen. için. Aynen. Fakat kişi o kadar onunla hemhal olup kendisi zan evet. ediyor bakın. Evet. Kendisi değil o. Evet. Kişi kendisi kodladı onu zamanında ben inadım. Ya da birileri ona çok inatçısın dedi. O onu aldı bilinçaltına attı. Bakın inadım dediğiniz sürece orada ne oluyor? Siz bu enerji frekansı yayıyorsunuz. Değiştirdiğinizde bambaşka akışta daha seven, daha kesinlikle. İnat etmeden daha akışta, daha relax insanlar olabiliriz. Mümkün. Kesinlikle. Peki anda kalmak, o da çok önemli değil mi? Onu biraz son olarak rica edebilir miyiz? Tabii ki. İnanın ki çok önemli. Yani kesinlikle. Şöyle düşünün. Yıllar önce ben kendime çalışmalar yapıyordum. Bir şey fark ettim. Benim zihnim ya geçmişteydi ya gelecekteydi. Şimdi dedim ki bir gün mutfaktayım. Bu gerçek yaşanmış bir şey. Eğitimleri de yeni yeni alıyorum. Kendimi yeni yeni var etmeye çalışıyorum. Tabii benim akıl bu arada zihin hiç durmuyor. Sürekli konuşuyor. Yani eski öğrendiklerini haliyle şimdi yeniden eskiye geçerken orada bir zorlanma süreci olur. Yani çünkü siz eski benden yeni beni yaratıyorsunuz. Evet. Yeni bir bakış açısı ve bilinç oluşturuyorsunuz. Dolayısıyla bir gün mutfaktayım. Bir şeyler doğrarken şimdi düşündüm ki doğradığım yerde değilim. Sebzeyi doğruyorum ya da meyveyi ama neyse. Evet. Ben mutfakta değilim. O anı fiziki yaşayamıyorsunuz. Aynen. Dedim an kaçıyor. Ben anda değilim. Ben geçmişte düşünüyorum bir dakika ya. Ya da işte gelecekte. Ya bu geçmiş kaygısı ya gelecek kaygısı. Geçmişteki genelde öfkeyi tutunmakla alakalıdır. Gelecekte kaygı. Ne olacak kaygısı? Onu fark ettiğim anda dedim ki bir dakika benim bunu durdurmam lazım. Şu çok etkilidir. Siz bir yere takıldığınızda nokta atışı yapmak istiyorsanız bazı konularda zihin bazen dağılır. Normaldir. Ya da yeni bir şey öğrenir. Eskiyi bırakmak istediği noktada biraz zorlanır. Şu hareket onu biraz kendine getirir. Çünkü orada bir dağılır zihin. Zihni dağıttığınızda şuna yumuşaklıkla bir kere direnmeden gelen duyguyu kabul edeceğiz. Ve dolayısıyla kendimi o anda yakaladığımda şunu dedim.
Bir dakika. Direnmeyeceğim bu duyguya. Direndikçe büyüyor. Zihin çünkü direndiğiniz şeyi büyütür. Kesinlikle. Direnmeyeceksiniz. Ne yapacaksınız biliyor musunuz? Onu da akışa bırakacaksınız. Geldin. Evet, misafirsin. Mevlana'nın dediği gibi. Duygular birer misafirdir. Onları da ağırlamayı bilmek lazım. Ay, ben bu duyguya sahip değilim. Hayır. Kabul et ve akıp geçmesini bekle. Direndiğin şeyi büyütürsün. Büyüttüğün şeyi de bloke edersin. Akışa uyum göstermek her anlamda maddi ve manevi. Çoğalmak demek, büyümek demek. Bir kere her şeyden önce anda sizin yaratım potansiyelinizi o kadar açarsınız ki. Çünkü siz zihinden değil, akıştan konuşursunuz. Yani düşünmezsiniz ne anlatayım diye. Bakın ben geldim, bir şey planlamadım. Akışa bıraktım. Çünkü anı kaçırmak istemiyorum. Şu an ne kadar ne geldiyse. Bilmiyorum. Yarını da bilmiyoruz. Keyif almak lazım o andan. Ya aynen, işte bu anda keyif alıyorsunuz. Bu önemli. Sohbet ediyorum ben sizinle şu anda. Bu enerji de bana geçti. Çok sıcak ve temiz bir enerji var bunda. Yani bu işi yapan arkadaşlar çok iyi bilirler. Biz bazen bloke olabiliriz, biz de insanız. Girdiğimiz ortamdan bazen çok hassasiyete sahip olabilir olduğumuz için o enerjiyi çok kolay hissedebiliyoruz. Ve o kadar canlı bir enerji aldım ki sizden. Bu pozitif karşılıklı enerjiyle bu gücü buldum. Yani burada bunu konuşurken bu gerçekten kalbimden akan bir şey benim. Kesinlikle hissediliyor. Hani iyi niyetler karşılıklıdır. Ya. Kesinlikle. Ve iyi niyetleri gerçek anlamda büyütmemiz gerekiyor. Çok ihtiyacımız var. İnşallah. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Bugünkü konuğumuz farkındalık oluşturma danışmanı ve yazar Gonca Birtekcan'dı. Katılımınız, bu güzel açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar görüşmek üzere. İnşallah. İnşallah herkese şifa olsun. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Değerli izleyiciler, tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.